Selam. Saat tam 14. Ve söz verdiğim gibi canlı yayına geldim. Çok uzun zamandır da böyle bir şey yapmamıştık. Yes. Hoş geldin Buse. Merhaba Deniz. Selam. Selam. Nasılsınız? Ne var ne yok? Her şey yolunda mı? Umarım öyledir. Bir de bunun böyle şeyli versiyonunu hayal ediyorum. İşte beraber konuşabildiğimiz versiyonunu. Bence o da çok güzel olacak. Onun için özleme e-mail adreslerinizi yazabilirsiniz. Evet, selam seçkinim. Evet, onun için e-mail adreslerinizi yazabilirsiniz. Birlikte online buluşmalar geçen sene evde. Kişisel keşif oturumları yaptık 9 hafta boyunca. Ve aranızda o oturuma gelenlerden var, şu anda izleyenlerden. Ve muhteşem geçti, çok iyi geçti. O 9 hafta hepimiz için çok dönüştürücüydü. Katılanlar için çok öyleydi. Ve bir şekilde o yolculuk devam ediyor katılanlar için. Şimdi onları tamam işte yani bir arada fiziken bir mekanda toplanmak çok mümkün olmuyor bazılarımız için. Haliyle bu teknolojiyi kullanıp herkesin evinde rahatlıkla online işte bağlanabileceği oturumlar yapmayı planlıyorum. Bunların içerisinde numeroloji olacak, bunların içinde arketipler olacak, bunun içerisinde tabii ki yer yer masallar olacak ve neler olacak, neler olacak. Onların hepsini böyle işte ne bileyim, herkesin de işte katılabileceği şekilde mümkün kılmaya niyetim var. Hem işte ücreti olarak hem de zaman olarak çeşitli seçenekler sunacağım ve haliyle herkes istediği şekilde katılabilecek diye düşünüyorum. Bunu planlıyorum. Bir süre sonra bunun duyurusunu da yaparım. Bugün Dolunay, 19 Nisan. 19 Nisan 2019 Dolunay, hem de Terazi burcunda bir Dolunay ve 19 Mayıs 2019'da bir başka Dolunay daha var bizi bekleyen. Eminim ortalıkta gerçekten herkes anlatıyordur işte astrolojiler, astrologlar konuşuyorlardır. Bir sürü sıcak bastı. Bir sürü bununla ilgili paylaşımlar yapılıyordur muhakkak. Ben şimdi bu aralar çok fazla izleyemiyorum, çok fazla takip edemiyorum. Gerçekten kendimle çok meşgulüm. Bu sene benim kişisel yıllarımdan bir tanesi, kişisel sayılarımdan bir tanesi 7. Kendi içimde bir inzivaya çekildim. Bir sürü şey keşfediyorum. Bunların da üzerinden valla ben de özlemişim Nefisem. Göreceğim inşallah seni de. Ve bunların üzerinden fark ettiğim bir sürü şeyi, kendime dair fark ettiğim bir sürü şeyi, hayata dair fark ettiğim bir sürü şeyi sizlerle de paylaşmaya oldukça hevesliyim. Benim için çok önemli bir zamanın bir senesi tamamen doldu. Ve herhangi bir şeyin manyetik alanın oluşabilmesi için, herhangi bir şeyin olgunlaşması için, toprağında yer bulması için üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor. Sayılar böyle söyler. O bir senenin sonrasında o toprak artık sulanmaya başlar. Bu yeni bir yaşamdır, yeni bir döngüdür ve sulanmaya başlar. Sulandıktan sonraki şimdi ben o senenin içindeyim artık. O bir sene geçti, ikinci senenin içindeyim. Evet, kaydedeceğim. Kaydedeceğim. Hatta derli toplu bir yayın olursa eğer bunu da gene video, şeye YouTube'a da koymayı planlıyorum. O ikinci senede daha önce de konuşmuştuk kişisel yıllar üzerinden. İkinci senede o toprak işte o manyetik alanın oluştuğu, o yeni dönemin oluştuğu bir senenin üzerine o sulanmaya başlar. Bir takım denge ve işbirlikleri girer. İşin içine artık haz almak, iyi hissetmek gelir. Ve üçüncü senesinde o baş gösterir. Aa bu bunun için olmuş. Aa bu gerçekten ne kadar iyi olmuş. Aslında benim bu sürece izin vermeye ihtiyacım varmış. Şimdi Satürn, Kronos ya da diğer ismiyle en büyük öğretmen diye geçer astrolojide. Zodyak'ta en büyük öğretmendir. Ağır abilerdendir. Uzak gezegenlerden bir tanesidir. Ve bugün de Terazi burcunda Dolunay, hem de iki tane iki Dolunay aynı burçta olduğu zaman üst üste, buna mavi Dolunay deniyormuş. Terazi burcunun yöneticisi de Venüs. Venüs ile Satürn arasında çok tatlı bir ilişki var. Bunu daha önce de anlatmıştım. Evet, kaydedeceğim. Bunu daha önce de bahsetmiştim. Ben de öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Üstelik de geçen sene bu aralar öğrenmiştim. Burada yarın 20 Nisan Venüs'e geçiş yaptığımız, yani aslında Venüs'ün daha çok
Venüs'ün yöneticisi olduğu Boğa burcuna geçiş yaptığımız zaman. Venüs hem tinsel hem de somut, maddesel güzelliği yönetir. Hem ruhun güzelliğini yönetir hem de maddenin güzelliğini yönetir. O güzellik nedir? O güzellik, estetik, sevgi, anlayış ve şifadır. Venüs Tanrıça, Venüs Afrodit, Venüs Meryem Ana, Venüs Hazreti Fatma, Venüs Tanrıça İştar, Venüs bütün tanrıçalar, o bütün dişi gücü anlatıyor. Ve bu Venüs'ün hikayesi beni acayip güldüren bir tarafı var Venüs'ün hikayesinin. Çünkü şöyle, şimdi Kronos babası Titan olan babasının testislerini kesip, artık çünkü çok eziyet ediyor çocuklarına falan, kesip denize atıyor, okyanusa, ve o denizin, şey, kısacası bu mitolojik hikayenin, o denizin dalgalarının köpüğünden de Venüs doğuyor. O hani Venüs'ün doğuşu, bir istiridye kabuğundan doğan bir Venüs vardır ya, böyle işte saçlı falan. Çok hoş hikaye. Şunu anlatıyor aslında, babasının testislerinden doğan Venüs. Venüs'e biz özetle çok taşaklı diyebiliriz. Tamam? Daha iyi de denir. Bundan daha iyisi nasıl olurdu ki? Venüs, Satürn çok ağırdır, çok güzel öğretir, Kronos'tur, zamandır, her şeyin bir zamanı vardır. Biraz önce söylediğim gibi her şey kendi zamanında kendini gösterir. İşte üzerinden bir sene geçer, ondan sonra üzerinden bir sene daha geçer, üzerinden bir sene daha geçer ve biz neyin neden, niçin olduğunu anlarız ve her şeyin bir zamanı vardır. Her şey o zamanı içerisinde çok güzel olur. Tabii ki o gözle bakmaya niyetimiz varsa. Satürn ve Venüs kesinlikle çok ilginç, evet. Bu gözle bakmaya niyetimiz varsa, yani Venüs'ün gözleriyle, o tanrıçanın gözleriyle bakmaya niyetimiz varsa eğer, o zaman buradaki tinsel güzelliği, ruhsal güzelliği, ruhsal şifayı, maddedeki güzelliği, maddedeki şifayı, bolluğu ve bereketi, madde ve manada bolluğu ve gücü, bunların hepsini bir arada görmeye niyetimiz varsa, o zaman içerideki o tanrıça çalışıyordur. Ve bize mümkün, biz bir kere öncelikle kendimiz için mümkün kılarız ve o güzellikleri görmeye fırsat veririz. Ve aynı şekilde aslında biz bu halde yaşamaya başladığımız zaman da etrafımızdaki herkes ya ilham alır. Çünkü üzüntüler, dertler, tasalar, trajediler, can sıkıntıları, büyük sıkıntılar, büyük üzüntüler, büyük kayıplar, büyük değişiklikler ve hatta yıkımlar. Bunların hepsinin ardında mutlaka müthiş bir tinsel, ruhsal, manevi güzellik vardır. Mutlaka maddi, somut, elle tutulur bir güzellik, bir şifa, bir hayır vardır. Ve böyle çalışır. Aslında Satürn'le Venüs birlikte çalışır. Fakat Satürn aşağı daha yavaşlatır, çünkü der ki zamanı var, acele etme. Ne kadar o içindeki güzelliği görsen de, ne kadar o manevi güzelliği görsen de, ne kadar işte o tinsel olarak sen çok iyi olduğunu düşünsen de bu şeyin, bunun bir süresi var. Sen acele etme, biraz bekle. Maddi anlamda bir bolluk, bereket istiyorsan da aynı şekilde bekle. Sen bir şeyin içindeki güzelliği görüyorsun, ediyorsun, bekle derken onun yani içinden geçmen icap eden bir zaman var. Mesela şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin içinden geçmesi gerektiği bir zaman olduğu gibi. Türkiye Cumhuriyeti'nin sayısı, yani yaşı 96. 96. yaşını baktığımız zaman, ki kişisel yıl hesabında da 6 çıkıyor. 6. ve 7. yıllar geri çekilme yıllarıdır. Maskelerin düşmeye başladığı zamanlardır. Evet, hepimizde herhangi bir konuda biz eğer sahici değilsek, herhangi bir konuda yargılarımız üzerinde veya verdiğimiz gerçeklikler kalbimizin gerçekliğine, ruhumuzun gerçekliğine uymuyorsa, o bir şeye fazlasıyla gerçeklik verme durumumuz çökecektir, yıkılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu an yaşadığı şey de odur. Bir şeyler çok sevimsiz görünüyor olsa da bazı şeyler çok iyi ve olmaya da devam edecek. O işte neye gerçeklik verdiğimiz ve bu işte maddi bolluk, bereket ya da ruhsal, tinsel bolluk, bereket ve güç. Bunların hepsi işte Satürn ve Venüs'ten buraya geldik. Bence bağlamakta fayda var oradan oraya. Çünkü bilinçli olarak kendi gerçekliğini yarattığının bilincinde olmak. Özellikle bu başlığı seçtim. Çünkü
Venüs sevgiyle yaratmanın gücünü anlatır. Şifayla, tanrıçayla yaratmanın gücünü anlatır. Ve Satürn haritada, zodyakta işte baktığımız zaman işte nereden öğrenirsin, derslerini nereden alırsın bunu gösterir mesela Satürn. Ve dolayısıyla nerede aslında her zaman ayakların yere sağlam basmak zorunda kalacaktır. Bunu anlatır her zaman Satürn. Der ki sen burayı öğrenmeden geçemezsin. Bu konuyu mutlaka öğreneceksin. Ve Venüs çok kuşlar ötüyor bir şeyler oluyor. Ve Venüs'ün haritadaki yeri de ya çok tatlısın. Venüs haritadaki yeri de şunu söylersen nasıl seviyorsun? Balkona kuşlar geldi, bizim kedi kafayı yedi. Şu an o kadar tatlı saksağanlar var ki muhabbet eden anlatamam. Müthiş. Teşekkür ederim. Ve Venüs de şunu söyler. Sen nasıl seviyorsun? Senin sevgi anlayışın ne? Sen sevgiyi nasıl veriyorsun? Sevgiyi nasıl alıyorsun? Sevgi en büyük güçtür. Tamam, zamanı vardır her şeyin. Fakat sevgi en büyük güçtür. Seviyormuş gibi yapsan, şu anki halimi seviyormuş gibi yapıyorum derken bile bu içeride bir şeyin dönüşmesine sebep olur. Mış gibi yapmak bile. Bir de yapmadığını düşün. Bir de sahiden sevdiğin şeylerle ilgilendiğini, sevdiğin şeylerin peşinden gittiğini düşün. Sahiden birazcık da olsa her neyi seviyorsan onunla ilgili ve alakalı olduğunu düşün. Ve bunun nasıl bir şifaya dönüştüğünü anlatıyor işte Venüs. Ve Satürn'den o zamanı, çünkü o zaman Satürn zamanı, yani Venüs sevgi zamanı bükebilir. Tamam. Çünkü çok sevdiğin bir şey yaparken o saatlerin nasıl geçtiğini anlamazsın ve bakarsın ki o bir sene geçip gitmiş bile. Şu geçtiğim bir sene içerisinde o kadar severek yaptığım şeyler var ki, mesela bir senedir, evet bir sene oldu Kasım ayında, 1,5 sene olacak yakında, çıkıp sahnelerde masal anlatıyorum işte kafede veya sahnede vesaire ve ben bu bir senenin veya çok sevdiğim insanlarla çok sevdiğim şeyler yaptım, çok iyi vakit geçirdim. Bu bir senenin bir taraftan nasıl geçtiğini anlamadım. Evet, bu bir seneydi ve bu bir sene benim değişim, dönüşüm ve belki de o İstiridye'den çıkış senemdi. İçimdeki Venüs'le, içimdeki Tanrıçayla, içimdeki sevgiyle, içimdeki o kendi adıma mümkün kılan her şeyden önce o enerjiyle buluştum. Ve kadın olmanın, dişi olmanın şöyle bir handikapıyla da Jung'un çok anlattığı, anima ve animus olarak çok fazla bahsettiği, kadının içindeki eril, erkeğin içindeki dişi, kadının içindeki animus, eril, logos, mantık ve erkeğin içindeki eros, anima ve dişil, kadınsı yön ve duygular ve yaratıcılık. İlginçtir ki erkek içinde bir potansiyel yaratıcılık taşıyor. Ve şimdi okuyup biraz daha araştırdıkça, biraz daha baktıkça erkek olup da bu dünyada, hele ki bu eril dünyada. Çünkü kadınlar kendilerini eril dünyanın içine başka şekilde sokmayı seviyorlar. Veya kadınların, biz kadınların yaralı animusu, yaralı eril tarafı, çok eziyet gördüğü için kadın formu. İşte 4.000 insan ya da 4 milyon, bilmiyorum. O zamanki nüfusu bilmiyorum fakat 40 bin falan olabilir ya da 4 milyon olabilir. Dünya kadar kadın tuhaf olduğu için. No? Peki birisi canlı yayına katılmak istiyor değil mi? Burası böyle oluyor. Bakayım. Ya da ben anlatmaya devam edeyim. Hangisini yapalım? Galiba anlatmaya devam edeyim. Sonra sorularınız varsa yayını bitirirken sizden sorularınızı alayım. Bu sefer öyle bir şey yapalım. Tamam? O yüzden o, hani o çok eziyet gören kadın formunun sebebiyle kadının için, kadın olduğu için kadının içindeki animus yaralı oluyor. Kadının içindeki eril yaralı oluyor ve kadın içindeki eril, aslında buradaki eril enerji, mantık, logos, enteresan ki mantık demek. Logic oradan geliyor, daha doğrusu mantıktan geliyor. Söz demek logos. Mitos ve epos, epos, epik diye çok araya karıştırıyorum. Mitos hikaye, öykü. Logos ise söz. Hikayenin, öykünün sözü, hikayenin, öykünün hakikati, özü. İşte bu mitoloji, psikoloji, sosyoloji, sosyonun özü, toplumun özünün sözü. Psiko, psişenin, ruhun sözü. Logos söz demek. Ve kadının içinde, kadın görünümlü insanın içinde bir logos var. İzleyeceğim. İzleyeceğim. Bu arada İzmir'e geliyorum Haziran'da.
21-22 Haziran oradayım. 21-22 Haziran'da yoga festivali var. Bizim bahçede orada olacağım. Kadının içindeki logos, animus, yara alıyor. Ne zaman yara alıyor? Stratejiyi öğrenmediği zaman yara alıyor. Tamam. Clarissa öyle söylüyormuş. Diyormuş ki kadınlara strateji öğretilmiyor. Erkek çocuklara babadan oğula doğal olarak aktarılan bir strateji var. Hayatta şöyle mücadele edebilirsin. Şöyle hayatta kalabilirsin. Kendini böyle koruyup kollayabilirsin. İşini böyle büyütebilirsin. Fakat kadının içindeki animus, çünkü dişi formdan beklenilen şeyler farklı. İyi ya da kötü demiyorum. Zaman, durum bizi buraya getirdi. Satürn, Kronos böyle çalıştı. Bugün Venüs, yarın Venüs'ün doğuşu zaten. Ve biz sevgiyle, o tanrıçayla bunu nasıl daha sevgili, birbirimize destek olur halde nasıl dönüştürebiliriz? Ve nasıl o içimizdeki yaralı erili iyileştiririz de erkeğin içindeki yaralı o dişi de nasıl daha iyileşir? Ve o zaman biz toplum olarak nasıl daha iyileşiriz? Hele ki Türkiye'nin böyle bir süreci yaşanıyorken. Hele ki dünyada böyle bir süreç yaşanıyorken, hele ki artık o bütün dengeler yer değiştiriyorken, artık gerçekten sadece ve sadece değerli olanın devrimi, değerli olanın kıymetli olduğu, değerin kıymetli olduğu bir zamanda artık gücün kıymetli olduğu değil, değerin ön planda olduğu bir iletişim anında bulunduğu bir zamanda yaşıyorken biz bunu nasıl yapabiliriz? Biz buna nasıl bir sihirli dokunuş yapabiliriz? İşte bunu konuşuyoruz aslında şimdi. Ve kadının içindeki işte o animus, o eril olan, o logos, o mantık. Çocukken zaten çok zeki kız çocuk. Ve yani kız çocukla erkek çocuğun bir araya getirdiğim zaman böyle bakıyorum, çok şaşırtıcı. Erkekler içindeki o kadınsı dişi taraf sebebiyle daha naifler. Ve erkekler kendi dünyalarında He ve She diye iki tane kitap var, çok tavsiye ederim. Kadın psikolojisini anlamak ve erkek psikolojisini anlamak diye. O da Jungian bir yaklaşımla. Robert Johnson kitabın yazarı. Eril enerji, o logos ya da animus, kadının içindeki animus veya erkeğin dışındaki eril enerji, görünen eril enerjisi. Eylem için izin veren, yani mantık, yani bilinç. Kendi hayatını bilinçli şekilde yarattığının farkında, bilincinde olmak. Kendine ne için izin veriyorsun? Kendine gerçekten izin verebiliyor musun? Gerçekten kendin olma cesaretini gösterebilecek izni kendine veriyor musun? Ve kendin olma cesaretini gösterdiğinde kendine hata yapma izni de verebiliyor musun? Kendin olma cesaretini göstermek için içeriden izin almak sana yetiyor mu? Yoksa ister istemez babadan, çünkü dışarıdaki bir eril, ister istemez erkek arkadaştan, sevgiliden veya kocadan veya oğlundan, yani dışı mantık, dışı logos, dışı eril, dışı bilinç olan fakat aslında içi duygu olan, içi yaratım, yaratıcılık olan, içi dişil olan o formdan mı, yani erkek görünümlü insan formundan mı izin istiyorsun? Venüs ya da tanrıça bilinci mümkün kılan ya da dişi enerji o mümkün kılandır. Kadın o yüzden mümkün kılandır. Kadın o yüzden bir şeyin güzelleşmesini mümkün kılandır. Fakat izin veren, eyleme izin veren bilinçtir. Mümkün kılan doğadır, topraktır, yaşamdır. Yaşam mümkün kılar. Sen ona ne için izin veriyorsan, sen ona nasıl bir eylemle yaklaşıyorsan, o onu mümkün kılar. Dişi ve erili, anima ve animusu, logosu ve erosu, bunların veya Venüsü ve Satürn'ü, bunların hepsini ya da Shiva'yı ve Shakti'yi ya da Rahman ve Rahim'i, bunların hepsini bir birlikte, hepsi aynı şeyi anlatıyor. Hepsi bu doğa nasıl daha şifalı, daha sevgi dolu bir hale gelir, nasıl sevgiyle evrim geçiririz, nasıl insan evladı olarak biz bu form, bu kozmiye bir bilinç değişimi getirebiliriz ve toprağıyla, suyuyla, ateşiyle, ağacıyla, bitkileriyle, hayvanlarıyla, yeraltı sularıyla, dünyada beraber yaşadığımız bütün canlılar ve bütün canlılarla nasıl daha uyumlu ve ahenkli yaşayabiliriz? Bunu sadece zamana bırakamayız. Bunu sadece bilinçli bir şekilde yapmak mümkün değildir. Bunu mümkün kılan bir dişi enerji vardır, bir toprak vardır. İşte o Venüs'tür ve o sevgidir ve o Afrodit'tir, o Meryem Ana'dır, o Hazreti Fatıma'dır, Hazreti Hatice'dir. Tanrıça İştar'dır, Venüs'tür, kadındır, dişidir.
Ve biz kadın görünümlü insanlar olarak içimiz erildir. Ve bu form içeriden sağlıklı bir izin almak yerine bu izni dışarıdan beklediği zaman aslında dışarıyı manipüle eden asıl güç oluyor. Burası çok önemli. Kendi hayatını bilinçli bir şekilde kendi yaşamını yarattığının bilincinde olmak öncelikle kadınların uyanacağı bir şey ki ezilen kadın, üzülen kadın, dövülen kadın, haksızlığa uğrayan kadın, iş bulamayan kadın, işte şöyle olan kadın, böyle yapan kadın. Bu neden? Bunun değişme vakti gelmedi mi? Kadın aslında bütün o formatını değiştirdiğinde içeriden kendine izin verdiğini, asıl izni içeriden aldığını, animusunu yaralı değil, o yaranı sarıp onu şifalandırdığında bir şifacı olarak kendine izin verdiğinde, kendi olma, kendi gerçeğine izin verdiğinde, mesela sevdiği şeyleri yapmaya izin verdiğinde, tıpkı Venüs'ün haritanda her neredeyse, bunun yayının başında anlattığım gibi, neyi seviyorsan, onun seni iyileştireceğini söylersen nasıl seviyorsun? Nasıl seviyorsun? Mesela hangi burçtaysa, hangi evdeyse, hangi açılar varsa sevgiyle olan ilişkini anlatır. Ve sen sevgiyle iyileştirirsin. Bütün iyileşme sadece ve sadece sevgiyle olur. Büyük bir travma, büyük bir üzüntü, büyük bir kayıp, büyük bir kederin ardından bir insanın yapabileceği en güzel şey sevdiği şeylerle ilgilenmektir. Sevdiği şeyleri yapmaktır. Neyi seviyorsan. Kanaviçe yapmayı mı seviyorsun? Ne bileyim, yürüyüş mü seviyorsun? Daha nasıl daha iyi yürüyebilirim? Daha nerede daha güzel, daha sevdiğim nerede yürüyebilirim? Bir şey mi vermeyi ve vermektir sevmek. Paylaşmaktır. Neyi paylaşacaksın? Neyi seviyorsun? Ve neyin çoğalmasını istiyorsun? Venüs. Billurları var Venüs'ün. Venüs çok güçlü. Satürn'le eş. Satürn zaman, Venüs sevgi. Ve sevdiğin şey yaparken zamanın nasıl da güzel geçtiğini görürsün. Şu geçtiğim bir seneye baktığım zaman çok güzel şeyler hatırlıyorum. Elbette sıkıştığım, duygudan geçtiğim, duygularımı serbest bırakmak mecburiyetinde olduğumu gördüğüm anlar yaşadım. Şüphesiz. İyi ki ve onları da çok severek yaptım. Çünkü sevdiğim için o kadar canım acımıştı. Birçok şeyi sevdiğim için. Ve şimdi görüyorum ki asıl sevgi, asıl izin ben olmaya dair. Ve ben oldukça şimdi asıl her şeyin, aslında hiçbir şeyin yıkılmadığını, her şeyin format değiştirdiğini ve belki de çok daha yalın, çok daha temiz, çok daha berrak bir şekilde desteklendiğimi görüyorum. Bu desteklenme ya da mesela insan kendi hayatını bilinçli bir şekilde nasıl yaratır veya ne yaratmak ister? Bir kere sevildiğini görmek ister, desteklendiğini görmek ister ve evet ve yaşadığını görmek ister, yaşadığını hissetmek ister. Size bu yayını bir masalla bitireceğim. Tamam. Anlatacak bir sürü bilgi var, bir sürü şey var, bir sürü ilham dolu şey var. Kendi yaşamını yarattığının bilincinde olmak, bilinçli bir şekilde kendi hayatını yarattığının bilincinde olmak. Neyi, onu da söylemeliyim. Şunu seviyorum, bunu sevmiyorum gibi bir şey değil. Bu benim hoşuma gidiyor, bu bana iyi hissettiriyor dediğin herhangi bir şeyle uğraşmak. Çok tatlı, ifade edemediğimin ifade edilişi demiş birisi. Pelin, o birisi. Teşekkür ederim. O sevdiğin şeyle beraber zamanın ne kadar iyileştiğini görürsün ve o bir sene değişir. İkinci sene sevdiğin şeylerle beraber desteklenmeye daha çok başlarsın. Vermeye devam et yeter ki. Sevdiğin şeye mesela Satürn, o işte ağır sözde ya. Zamanını mesela o sevdiğin şeye ver biraz. Tamam ve senin için mümkün kılsın toprak, o dişi enerji. Kendine izin ver mesela. Kendine ne kadar izin verdiğini fark et. Şu kalemi almayı, burada size yazarak çizerek bir şeyler anlatacaktım. Meğersem bugün böyle olacakmış. Bu kalemi almaya izin veren benim. Şimdi gülümsemeye izin veren benim. Şu an burnum tıkalı, alerjik bir tipim. Burnumun tıkalı olmasına izin veren benim. Sizinle konuşmaya izin veren benim.
İzin veriyorum. Bak, her bir eylemine izin veren sensin. Üzülmeye izin veren sensin. Belki sinir krizi geçirmeye izin veren sensin o anda. Her şey senin izninle oluyor. O içeridekinin izniyle oluyor. Give permission to act. Eylem için, davranış için izin vermek bu içerideki animus'tan geliyor. Kadının içindeki erilden geliyor. Ve kadın özden izin verdiğinde kendine, hissetmeye, yaşamaya. Buraya bir parantez açacağım. Çok hassassın. İşte çok duygusalsın. Ben o çoka inanmıyorum. Hassassındır. Duygusalsındır. Coşkulusundur. Heyecan dolusundur. İşte çok abartıyorsun falan. Abartıyorsundur, çoğaltıyorsundur. Herhangi bir şey. Kendine izin veren sensin. Eğer kadın, Clarissa öyle söylüyor. Clarissa diyor ki, kadının içindeki animus diyor, yaralıysa eğer, kadın diyor hayatını toparlayamaz ki. O zaman kendine izin ver. Bilinçli şekilde hayatını yarattığının bilincinde olmak için kendine izin ver. Ve sana herhangi bir eylemin ya da herhangi bir davranışının üzerinden sana teşekkür edildiğinde, sana güzelsin dendiğinde, sana başarılı olduğunu söylendiğinde, eline sağlık dendiğinde, herhangi bir şey, sana iyi bir şey söylendiğinde teşekkür et. Ya yok canım, aslında bu böyle olacaktı da şu şöyle olacaktı deme. İzin ver. Almaya izin ver. O güzelliği almaya izin ver. Zaten olmuş. İzin vermekle barışmak. Ve bu içerideki izin verici şifalanıp da içeri çıktığında aslında çok yorucu olan, onlar için, erkekler için çok yorucu olan bir şeyden onları kurtarmış oluyoruz. Çünkü onların içi duygusal, bizim dışımız duygusal. Bak, bu acayip önemli. Onların içi duygusal. Ve bizim içimizdeki de logos, mantık aslında, ve yaralı bir mantık ya da yaralı bir söz, kendini ifade edemeyen bir söz, izin verme hakkı verilmemiş bir söz. Mümkün kılmamışız içimizdekini ortaya koymaya. Çünkü küçükken onu öğrenmişiz bir sebepten. Çünkü toplum öyle getirmiş. Öyle mi gidecek? Hayır. Değişiyor. Bütün dünyada değişiyor ve değişecek. Neden bu kadar çok kadınlar yoga ya da kişisel gelişim ya da şu ya da bu, her neyse. Neden en çok kadınlar orada? Çünkü kadınların içi yaralı. Çünkü buradaki animus, buradaki eril yaralı. Ve buradaki eril iyileştiğinde dünyadaki eril iyileşecek. Erkeklerden bahsetmiyorum. Erilden bahsediyorum. Logos'tan bahsediyorum. Mantıktan bahsediyorum. Dünyanın mantığından. Tamam. Bu, buradaki yara o. Ve bu yaranın iyileşmesi için önce kendine izin vermen lazım. Kendine izin verdiğinin farkında ol. Kendine acımak için izin veriyorsun. Kendine üzülmek için izin veriyorsun. Kendini sabote etmek için izin veriyorsun. Kendini iyileştirmek için izin veriyorsun. Kendini mutlu etmek için izin veriyorsun. Kendine hissetmek için izin veriyorsun. İşte bunu giymek için izin veriyorsun. Çıkartmak için izin veriyorsun. Saçını taramak için izin veriyorsun. Kalkmak için izin. Oturmak için izin. Her anını nasıl senin izninle olduğunu hatırla. Ne kadar bilinçli bir şekilde yaratıyorsun aslında. Ve bunu dışarıdan bu izni almaya, içeriden izin vermekten tedirgin olurken, dışarıdan birisinin, herhangi birisinin, babanın, eşinin, abinin, oğlunun, özellikle bir erilin, onayını almaya ihtiyacın olmadığını göreceksin. O zaman o da bu yükten kurtulacak. Çünkü o da kendi içindeki o duygusal kadınla meşgul. Ah, o kadar bunalımlı olabiliyor ki o kadın, ve o yüzden de erkek de neyle meşgul olacağını bilmiyor. Bilmiyor, çünkü o kadın çok mutsuz içerideki, ve bizim mutluluğa erişimimiz var. Kadın olarak biz gittiğimiz, bu bir handikap da olabilir. Gittiğimiz her yeri, bulunduğumuz her yeri yuvaya dönüştürebilme ve karşılaştığımız herkesle akraba gibi görüşebilme, konuşabilme becerimiz var. Bir kere kalbimizi, yani o içi açtığımız zaman. Erkek öyle değil. Bizim dışımız daha duygusal ve biz bununla daha tanışık haldeyiz. Daha barışık haldeyiz. Toplum da bununla daha barışık. Kadın zaten böyle falan. İçerideki erilin iyileşmeye ihtiyacı var. Erkekte ise o içerideki kadın kendini dışarı koyamadığı için ve binlerce yıldır, yani son birkaç bin yıldır kadın, kadın formu, dişil form, kadınsı olan
içeriye alınamıyor. Çünkü o kadar eziyet gördü ki. O yüzden o erkek form, kadın formunu, tuhaflığını, o gizemini, o duygusallığını, incinebilirliğini kabul etmekte zorlanıyor. Tıpkı kadın formundaki bizlerin erkek formuna bunca zaman öfke, binlerce yıldır kadın formuna yapılan şeyler yüzünden öfke duyan o epigenetik hafızamız gibi. Onu kızdırıp kızdırıp, onu dışarıda bırakıp, onu kötüleyip, tükaka deyip sonra onu içeri almaya çalışıyoruz. Gel neyse hadi şimdi bak falan. O da burada hırlıyor çünkü yaralı o animus, o içerideki logos, o mantık. Şimdi barışma zamanı. Yıl 2000. Denge ve işbirliği. Oldu 2019. Başka bir kurtuluş savaşı zamanı. Ah, anlatacak çok şey var. 15 Mayıs'ta, o zamanlara yakın bir belki gene yaparım da bir şey de yapacağım. Kesinlikle kesinlikle %100 hak ediyor 19 Mayıs 1919'dan tam 100 yıl geçiyor. Ve 2019'a geldiğimizde 19 Mayıs 2019'da bir dolunay daha var. Kozmik olarak, enerjetik olarak, bilinç olarak çok yüksek zamanlardayız. Ne vermek istiyorsun, neyi çoğaltmak istiyorsun? Ver, ara, konuş, anlat, bunları anlat, konuş. Bunlarla ilgili araştır, bak ve bunları anlat ve paylaş. Ve paylaşalım ve çoğaltalım. Çünkü başka bir kurtuluş savaşı yaşıyoruz. Bütün dünyada. Gerçek anlamda denge ve işbirliğinin olması adına, gerçek anlamda duyarlılığın ve bir ifadenin doğuşu adına başka bir zaman yaşıyoruz. Artık milletler, sınırlar, dinler, diller, ırklar değil. Değil. Gözle görünenin ardındakine duyarlılığımız artıyor. Her geçen gün biraz daha. Başka bir kurtuluş savaşı var. Bütün bu oyunun dışında. Ve biz bunu yaşıyoruz, içindeyiz. Birçok boyutta. Birçok katmanda. O yüzden paylaş. O yüzden anlat. O yüzden kendine izin ver. Her şey olabilir. Yani çok düzgün anlatamayabilirsin. Şu olabilir, bu olabilir. Her şey olabilir. Ve ne kadar desteklendiğini hatırla. Daima. Size bir hikaye anlatacağım. Bu benim hikayem. Tamam. Ve onunla da tamamlayacağım. Yoksa anlatacak her zaman çok şey var. Ben küçüktüm. Ve bizim apartmanın arka bahçesi Amazon ormanlarıydı. Ve normalde bakkala normal sokaktan gidebilirdik. Fakat ben bakkala ya da biz bakkala normal sokaktan gitmek istemezdik. Ve her zaman apartmanın arka bahçesinde ve diğer arka bahçeleri de içine alan o Amazon ormanlarından giderdik. Bizim evin arka bahçesi Amazon ormanıydı. Oraya atlardık. Şeylerin üstünden atlardık. Ağaçlardan falan filan, oradan buradan derken o son yaprağı kaldırdığımız zaman bakkal çıkardı karşımıza. Giderse sakız alırdık falan. Sonra adam kurtarmacılık oynardık. Gene bizim apartmanın bu sefer karşı tarafına, yani karşı kaldırımın orada bir dağ vardı. O dağın hemen yamacında böyle bir ağacın kökleri çıkmıştı. Ve o köklerin çıktığı yere birisi tutunurdu. Onun o tutunduğu yerden böyle ipler sarkıtırdık bir şeyler ve sırayla adam kurtarmacılık oynardık. Amazonculuk ve adam kurtarmacılık en sevdiğim oyunlardandı. En çok onlardan oynardım. Fakat büyüyordum. Ve artık büyüdüğüm için gerçekten ormanda olmak istiyordum. Gerçekten büyük yaşam macerasına, büyük dünya macerasına katılmak istiyordum. Ve ilkokul 3 ya da 4'tü. Ne yapabilirim diye düşünürken okulda haber geldi ve izcilik kulübü açılıyormuş. Yaşasın, yavru kurt olacağım. Onun adı yavru kurt olmakmış. Peki izcilik kulübü açılıyor. Tamam, ne zaman? İlk toplantı, hemen kaydımı yaptırdım. İlk toplantıya gideceğim. Fakat bir şekilde o hafta, yani o haftalarda o toplantılar hep ertelendi. Yeterli çoğunluk toplanamadı, gidemedik. Yeterli çoğunluk toplanamadı, gidemedik. Ve sonra bir gün, o hafta sonu artık toplantını yapacağı belli oldu. Ve tamam, artık gidebilirim, yaşasın, çok mutluyum. Ve cumartesi günü, normalde okul olmadığı o gün, büyük bir heyecanla sabah kalktım ve ben işte çantamı da alacağım ve gideceğim. Ve o gün kar yağmış. Ortalık bembeyazdı ve ben çok mutluydum. Çünkü izcilik de bunu gerektirirdi zaten. Her yer bembeyazdı ve ben bembeyaz o yollarda gidecektim okula. Babam dedi ki, saçmalama Elif, nereye gidiyorsun? Hiç kimse gelmeyecek bu vakit.
Hiç kimse olmayacak yani. Bu karda, kıyamette, kışta insanlar çıkmayacaklar. Çocukları da bırakmayacaklar ve bence sen de gitmemelisin. Otur oturduğun yerde hatta. Yok dedim, baba izcilik bunu gerektirir. Ben gidiyorum. Çünkü ben yavru kurt olacağım. Eğer bugün toplantı varsa ben asıl bugün gideceğim. Ve zaten diğer herkes de şimdi bugün gelmeli. Çünkü bugün kar yağmış. Her yer öyle bembeyaz. Ve ben böyle hiç annemi babamı dinlemedim tabii ki de. Ve o izcilik toplantısına yavru kurt olmak için sırt çantamı da taktım. Ve beyaz karların üzerine böyle kırt 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 basa basa gittim. Okul yakındı işte, ne bileyim 250-300 metre bir şey. Yürüdüm gittim. Ve okulun bahçesine geldiğimde henüz daha izcilik okumamış olmama rağmen, herhangi bir şey öğrenmemiş olmama rağmen çok az ayak izi vardı bahçede. Pekala dedim. Pek fazla gelip giden olmamış. Olsun. Olsun. Birkaç kişi bile olsa şahane. Ve yürüdüm gittim. İçeriye girdim. Sınıfları gezdim. Dolaştım. Baktım. Kimse yoktu. Bizim sınıfta da kimse yoktu. Toplantı yoktu. O zaman öğretmenler odasına gittim. Yukarıda yönetim katına çıktım ve öğretmenler odasında kapısı açıktı. Orada birileri olabilirdi. Gittim kapıyı çaldım. Kapısı açıktı ve kafamı şöyle uzattım. Oval bir masa. Masanın etrafında da sandalyeler vardı boş. Bir tek karşıdaki. Kapşıracağım. Evet. Hep birlikte salgı. Bir tek karşıdaki sandalye doluydu. Orada da böyle uzun saçlı, kırmızı oduncu gömleği giymiş, böyle yanık tenli, yüzü derin çizgiler, yüzünde derin çizgiler oluşmuş, keskin gözlük, bakışlı ve böyle sakalsız, elbacık kemikleri belirgin, ince dudaklı bir adam oturuyordu. İçimden dedim ki, ya bu adam bizim şeyimiz olsa, izcilik hocamız olsa, öğretmenimiz olsa ne kadar şahane olur. Teşekkür ederim. Siz de çok yaşayın. Ve ben dedim ki, ben izcilik toplantısını arıyorum. Acaba burada mı? Gel bakalım, biz de seni bekliyorduk dedi. Yaşasın dedim içimden, yaşasın o küçücük halimle, yaşasın. Ve masaya gösterdi şöyle otur diye. Ben de tam karşısına oturdum. Evet dedim, ben çok heyecanlıyım. Bugünkü toplantıyı bekliyordum. Benden başka gelen kimse yok mu? Hayır dedi, henüz değil. Henüz vakti gelmedi. Nasıl dedim, henüz vakti gelmedi? Bayağı dedi, henüz vakti gelmedi. Şimdilik sadece sen geldin. Diğerlerinin de sende gelmesini bekleyeceğiz. Biraz zamana ihtiyaç var. O zamana kadar bu toplantılar olmayacak. Fakat sen desteklenmeye devam edeceksin. Çünkü zaten bu ana kadar da hep desteklendin. Anlamadım ne demek istediğini. O kadar çok o yavru kurt toplantılarına katılmak, o kadar çok o izcilik öğrenmek istiyordum ki, dedim ki ben çölde karnımı doyurmak istiyorum, nasıl doyuracağımı bilmek istiyorum, ormanda nasıl hayatta kalacağımı bilmek istiyorum, ateş nasıl yakılır bilmek istiyorum, hayvanların izlerini sürmek istiyorum, hem hayatta kalmak istiyorum hem de o bitkilerin, köklerin ne işe yaradığını da görmek istiyorum. Ben o büyük dünya macerasına atılmak istiyorum. Ve bunun için de bu izcilik kulübünü büyük bir hevesle beklemiştim. Nasıl daha vakti gelmedi? Gelmedi dedi. Gelmedi. Fakat merak etme. Ben sana bir şey getirdim. Ben de şimdi peçete alıp geleceğim. Çünkü burnum akıyor. Evet. Ben dedi sana dedi bir şey getirdim. Sen vakti gelene kadar desteklenmeye devam edeceksin. Ve nasıl desteklendiğini görmek için de hiç şüphe etme diye sana bu gözlüğü getirdim deyip bana böyle metal çerçeveli, ince, hafif ve hatta biraz eski görünümlü bir şeyli, numaralı gibi bir gözlük verdi. Bana şöyle uzattı. Ben de masadan şöyle uzanıp aldım gözlüğü. Basit bir gözlük. Hatta biraz eski. Böyle biraz camları şey buğulanmış, sislenmiş gibi. Pekala dedim, ne yapacağım ben bu gözlükle? O gözlüğü dedi,
hiç kimseye göstermeyeceksin. Bu gözlükten hiç kimseye bahsetmeyeceksin. Bu gözlüğü daima yanında taşıyacaksın ve ihtiyaç duyduğun her zaman takıp bununla bakacaksın. Bu gözlük sana nasıl desteklendiğini, vakti gelene kadar her şeyin nasıl da yolunda olduğunu gösterecek sihirli bir gözlüktür. Ve merak etme, eğer bu gözlüğü insanların içinde takarsan, insanlar bu gözlüğü görmeyecektir. Fakat sen, neyi görmen gerekiyorsa, asıl olan neyse onu göreceksin. Peki dedim, bunu şimdi takabilir miyim? Çünkü çok merak ettim. Tamam, bu bir sır, fakat onunla konuşabilirim. Ve tabii ki dedi. Ve ben de o metal, küçük metal gözlüğü, yuvarlak gözlüğü, Harry Potter gözlüğü gibi, onu böyle daha eskisi, onu böyle alıp taktım. Gözlük gözümdeyken bir baktım ki o oval masada biz yalnız değilmişiz. Mesela her bir sandalyede birisi oturuyormuş masanın etrafında. Ve oradalarmış zaten. Mesela böyle memeleri açıkta, kafasında antilop boynuzundan bir tuhaf şapka olan esmer simsiyah tenli bir kadın vardı. Bıyık altından bana gülümseyerek bakıyordu. Hemen onun yanında böyle kürklü eskimo giysisi giymiş yaşlı bir nene vardı, çekik gözleriyle, ince dudaklarıyla. Evet, o da bana gülümsüyordu. Onun hemen yanında aslında cildi, teni simsiyah olduğu belli olan, fakat onun üzerine böyle beyaz kireç gibi bir şeyle böyle kendini boyamış, her yerini boyamış, saçları siyah fakat onları da boyamış, böyle rasta rasta gibi duran, gözlerinin akı kıpkırmızı, sanki çok uzun zamandır uyumayan, adı Dreamer olan incecik bir adam vardı mesela. O da bana bakıyordu. Gözlerini dikmiş, kendinden emin bir ruh. Düş gören, rüya görücüsü, rüya kurucusu olarak. Ve onun yanında bir başkası, onun yanında bir başkası. O zaman gözümü kaldırıp karşıya baktığımda o oduncu gömleği yoktu adamın üzerinde. Yanında bir gri beyaz kurt vardı. Yer yer siyahları da olan, göğüs kafesi daha açık renk. O kurtun başını seviyordu ve bir kabile şefiydi o. Üzerinde oduncu gömleği yoktu. Tamam mı dedi bana. Tamam dedim. Tamam. İhtiyaç duyduğun her zaman bu gözlüğü takabilirsin dedi. Ne kadar desteklendiğini, vakti gelene kadar. Tekrar burada öğretmenler odasında, bütün arkadaşlarınla, buraya getireceğin bütün arkadaşlarınla birlikte yeniden buluşana kadar bu gözlükten hiç kimseye bahsetme. Fakat ne zaman ihtiyaç duyarsan o gözlüğü tak ve öyle bak. O zaman nasıl desteklendiğini daima göreceksin. Tamam dedim. Tamam. Pekala. O zaman büyük bir heyecanla gittim oradan bir dahaki buluşmaya kadar. Eve gittim. Tabii ki babam dedi ki, kimse gelmedi değil mi işte falan. Evet dedim baba, kimse gelmediği için henüz daha toplantıları olmayacak. Yani biz henüz daha izci olmayacağız. İşte yavru kurt olmak için biraz herhalde havanın ısınmasını bekleyeceğiz. Şu an bir şey olmadı. Ben sana zaten söylemiştim dedi. Falan dedi, filan dedi. Ben o sırada çaktırmadan gözlüklerimi taktım. Ve babama baktım. Babam daima sesiyle evi doldurur. En ufak bir şeyi bile çok yüksek sesle söyler. Evi, apartmanı ve hatta sokağı dolduran bir sesi vardır babamın. Neşeli olduğunda da öyledir, kızgın olduğunda da öyledir. Ah, keşke öyle olmasaydı dediğim şeylerden de biridir. Sanki benim hayatımı zorlaştıran şeylerden bir şey, biri gibi idi. O gözlüğü takana kadar. Meğersem babamın sesi normalmiş de boynunda asılı koca bir deniz kabuğu varmış. Bu ritüelleri başlatan cinsten. O deniz kabuğundan ses aktığı zaman iyi ruhlar çağrılır, kötü ruhlar da kovulurmuş. İşte babam meğersem o sesle, o deniz kabuğuyla burada gezermiş. Onun sesini büyüten oymuş.
O yüzden evin içinde, o yüzden apartmanda, o yüzden balkonda ve hatta koca sokakta babamın sesi her zaman gürlerdi. Ve bu bizim desteklendiğimizi gösteriyormuş. Babam bağıran bir adam değilmiş. Deniz kabuğu varmış. İyi ruhları çağıran, kötü ruhları kovan. Müthişti onu görmek. Annemi çok merak ettim mesela. Baktım annem balkonda sigarasını yakmış, sigarasının dumanı böyle gene spiraller çizerken o da hep çoğunlukla yaptığı gibi bir dirseğini demir trabzana yaslamış balkonun demirine. Saçlarından bir tanesini vuruyordu böyle. Ve annemi ne zaman öyle görsem böyle ufka dalan melankolik bir kadın görürüm. O an o gözlüklerle gördüm ki annem saçını değil kafasına takılı o birçok tüyden bir tanesinin ayrışmasını sağlıyormuş. Tıpkı şamanların yaptığı gibi. O tüyler birbirinin üzerine dizildiği zaman tek bir tüyün parçaları birbirinin üzerine dizildiğinde onları teker teker temizlerlermiş. Onları teker teker yerine düzenleyip yerleştirirlermiş. Neden? Boyutlar birbirinin üzerine karışmasın diye. Ve annem de onu yapıyormuş meğerse. Oraya oturup benim onu melankolik ya da derinlere dalmış olarak gördüğüm her vakit boyutlar birbirinin üzerine düşmesin. Birbirini kapatmasın diye kafasındaki o kızılderili şapkasındaki tüyleri, o başlığındaki tüyleri teker teker düzenliyormuş meğerse. Ben de annemi melankolik zannederdim. Kadın boyutları düzenliyormuş. Herkes kendi boyutunda yaşasın. Kimseninki kimseye karışmasın diye. E kardeşim, Burç'e. Televizyon seyrediyordu oturma odasında yerde. Ona dönüp baktığımda yanaklarında böyle üç çizgili kıpkırmızı boyalar gördüm. Tıpkı savaşçıların olduğu gibi. Ve gidip yanağına dokundum. Şöyle tuttum ve acaba çıkacak mı diye. Uf, abla ne yapıyorsun ya çizgi film seyrediyorum dedi. Her zamanki gibi net, emin, belirgin. Gerçek bir savaşçı. Aileyi, her ne olursa olsun, her şeye rağmen ve her şeyle birlikte bir arada tutan, sözünüz, davranı, duruşunu esirgemeyen o güçlü savaşçı olarak doğmuştu. Ve farkında bile değildi belki o boyalarının. Çünkü bende o sihirli gözlükler vardı. Annem boyutları düzenliyordu. Babam sesiyle iyi ruhları çağırıp kötü ruhları kovuyordu. Ve kız kardeşim gerçek bir savaşçıydı. İşte böyle desteklenerek geldim ben buraya. Şimdi bu yayındaki ve bu yayını izleyen herkese. Çünkü artık vakti geldi. Çünkü bilinçli olarak kendi hayatını yarattığının bilincinde olan olmaya kendini açan, bu sorumluluğu kendine açan, bunun için kendine izin veren ve bunu mümkün kılanlar olarak o gözlükten her biriniz için bende bir tane var. İşte. Buyurun. Al. Al, 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 al. Tut, 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 tut. Ah. İşte bu kadar. Artık ne zaman ihtiyaç duyarsan bu gözlükleri takabilirsin. Ve nasıl da desteklendiğini, sırf sen sen ol diye, kendinden ibaret olmanın zenginliğine var diye, kendine izin ver ve o sevgiyi mümkün kıl diye nasıl desteklendiğini, görünenin ardındakini gör diye, o sihirli gözlükler şimdi aynı zamanda sende. Çok teşekkür ederim. Bana bu güzel zamanı mümkün kıldığınız için, eşlik ettiğiniz için. Öpüyorum. Duyurularım olacak. Nasıl olsa görüşürüz. Görüşmemiz icap eden, buluşmamız icap eden her kimle buluşacaksak illaki bir araya geliyoruz. Gözlüklerle aynaya baksak, ha burada sorularınızı alabilirim, soru cevap yapabiliriz. Gözlüklerle aynaya bakabilirsiniz. Ben bakmıştım aslında aynaya değil de kendime fakat söylemem ne gördüğümü. Sen bakalım baktığında ne göreceksin?
Aynaya da bakabilirsin tabii ki. Aynalar yanıltıcı olabilir. Aynaların başka görevleri var. Ayna tılsımdır. Aynaların görevleri başka. Ne yansıtıyorsak onu görüyoruz biz. Ve buradaki o yansıtma bilinçli olarak buradan senin hayatına yansıyor. Ben kendime hoca demedim. Ben kendime öğretmen demedim. Bana hep hocam dendi. Bana işte öğretmenimiz dendi. Bana o ayna söyledi. Benim buradaki sorumluluğum bu vizyonu kabul etmektir. İyisiyle kötüsüyle her ne oluyorsa kabul edip dönüp bakıp ve buradan neye izin veriyorsam onun gücünü ortaya çıkartmaktır. Daha iyisi, daha güzeli, daha sevgi dolusu, daha şifalısı, daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi. Mesela hep beraber iyileşiyoruz. Hasta olduğumuz için değil. Daha iyi oluyoruz. Hep beraber birlikte iyileşiyoruz, çoğalıyoruz, artıyoruz, parlıyoruz. Niye? Karanlık olduğumuz, kötü olduğumuz için değil. Daha da iyisi oluyor. Teşekkür ederim. Aa, evet, yaşasın, yaşasın. Ya burada çok güzel şeyler yazıyor. Aha, evet, yayın ikinci yöneticisi Satürn ve klasik yöneticisi Satürn, doğru. Evet öyle. Ve aynı zamanda Neptün'dür de klasik yöneticisi. Yayın asıl yöneticisi Jüpiter. Tamam. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yayına katılabiliyorsunuz galiba. Yani ben de sizi görebilirim. Sesinizi duyabilirim. Yüzünüzü görebilirim. Çok da memnun olurum. Bu iki zıttı nasıl barındırıyorsun? Eminim en güzel şekilde barındırıyorsundur Pelin. Eminim. Bu soruyu kendine sorabilirsin tabii ki. Bu iki zıttı nasıl barındırabiliyorsun? Ateşle suyu nasıl barındırabiliyoruz? Mesela ateş sudan daha incinebilir, daha hassas. Ve biz ateşi daha şey görüyoruz. Hele ki su grubuysan mesela ya da su elementi sende çok çalışıyorsa. Mesela ben duygusalım falan. Biliyor musun? Ateş daha hassas. Çok çabuk suyla beraber o birinin herhangi bir duygusuyla beraber sönüveriyor. Ve içerideki ateş bizim kendi duygularımızla beraber söndüğü verince yaşam bitiyor. O yüzden duygularını tanımlamamakta, kendi hayatını, kendi yaşamını bilinçli şekilde yarattığının bilincinde olmanın en önemli konularından bir tanesi. Duygularını somutlaştırdığında yani mesela iyi hissedebilirsin, pek iyi hissetmeyebilirsin ve hissetmek üzerine kendine bir yaşam kurabilirsin. Fakat nefret ediyorum, öfkeleniyorum, çok kızıyorum, bilmem ne, seviyorum, hoşlanıyorum, işte şöyleyim, böyleyim, suçluluk duyuyorum, falan oluyorum, filan oluyorum. Her dediğimizde o duygular somutlaşmaya başlıyor ve içerideki o yaşam sevincini, o ateşi söndürebiliyor. Ve hatta şimdiden gerçekliğini alıp başka yere koyuyor. Çünkü herhangi bir duygunu somutlaştırıyorsan, birine, bir şeye, bir duruma karşı bir duyguyu somutlaştırdığımız zaman geçmişte onu sabitlemeye başlıyoruz. Ya da gelecekte oradan bir beklentimiz oluyor. Hadi kendi gerçekliğini yaratan, kendi yaşamını bilinçli bir şekilde yarattığının farkında olan sen. Buna şimdiye boşluk bırakıp, şimdiye, şimdinin potansiyeline fırsat verip hissetmeye aç kendini. İlişkiler ayna, kendi ilişkimiz de bize ayna. Tabii ki, aynen öyle. İçerideki animusun ne kadar yaralıysa dışarıdaki animus sana eşlik eden o eril de o kadar yaralı. İçerideki dişi, onun içindeki dişi, kadınsı taraf ne kadar yaralıysa sen de zaten o kadar yaralısın ve o yüzden birbirinizi buluyorsunuz. Ve sen iyileştiğinde o da iyileşmeye hevesliyse ki herkes aslında iyileşmeye yani eğer mutsuzluk hormonu bağımlısı olmamışsa ya da bu bağımlılıktan çıkmaya niyeti varsa herkes daha iyi olmak istiyor kesin. Anlatacak her zaman çok fazla şeyim var. Bunu kapatıp bir de şeye yüklüyorum sonra. Neresi doğrusu YouTube'a da yükleyeceğim. Sizi seviyorum iyi insanlar ve diğerleri diyor benim bir tane hocam var çok tatlı. Bütün olanlar. İçindeki iyi, kötüyü, her neyse kötü. Bunların hepsini bir eden, kendinden ibaret olmanın zenginliğine, tamam, varmaya hevesli, istekli, kadın görünümlü insanlar ve erkek görünümlü insanlar. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bunu şimdi buraya kaydediyorum. Bay bay.